Gençler Üsküdar TV ekranlarına hoş geldiniz. Yetenek ve Başarı programında her hafta olduğu gibi başarının sırlarını ve zihin haritasını alanında çok önemli isimlerle konuşmaya devam ediyoruz. Bu hafta da çok değerli bir konuğum var. Üsküdar Üniversitesi Rektörü Sayın Nevzat Tarhan bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nevzat Hocam'la geçtiğimiz hafta oldukça da ilgiyle karşılaşan bir program yaptık. Son derece olumlu geri bildirimleri aldık. Geçtiğimiz hafta ne konuşmuştuk? Ben kısaca onu da hatırlatayım. Geçtiğimiz hafta pozitif psikoloji konusunda bir giriş yapmıştık. Mutlulukla bağlantılı olarak ele almıştık. Ve mutluluğun ve pozitif psikolojinin alt başlıklarından öznel iyi oluş ve psikolojik iyi oluş konularına ve onun alt başlıklarına değinmiştik. Nelerden bahsetmiştik? Kişinin kendini kabul etmesi, sosyal anlamda iyi ilişkiler geliştirmesinin öneminden bahsetmiştik. Bunun dışında kişisel gelişimin psikolojik iyi oluşla bağlantısından konuşmuştuk. Ve biraz önce de bahsettiğim gibi oldukça ilgi çeken bir program olmuştu. Ben Nevzat Hocam'ı çok kısaca da ayrıca ilk kez televizyonda izleyecek olan kişiler için tanıtayım. Nevzat Tarhan, Üsküdar Üniversitesi Rektörü, çok satan kitapların yazarı. 30'a yakın kitabı var Nevzat Hocam'ın. Alanında çok önemli bir psikiyatr ve oldukça başarılı bir girişimci. Bugün geçtiğimiz haftaki konuyu da biraz daha açmak istiyorum ben. Mutlulukla bağlantılı olarak mutluluğun alt başlıklarından birisi öznel iyi oluş kavramı. Buna hedonik mutluluk da deniliyor bir başka deyişle. Biraz kısa vadeli elde edilen işte şeylerin insanda yaratmış olduğu mutluluk anlamında kullanılan bir başlık. Diğeri ise daha uzun vadeli yaşam amacıyla bağlantılı, yaşam kalitesiyle bağlantılı psikolojik iyi oluş denilen mutluluk durumu. Bu kavramları biraz daha açmak isterim sizin yanıtlarınızla. Hedonik mutluluk, mutluluğun neresinde yer alıyor? Hedefleri elde etmek ve bunun yaratmış olduğu mutluluk ne kadar etkisi oluyor mutluluk sürecinde? Ve uzun vadeli mutluluğun bileşenleri, farklılıkları neler diğerinden? Tabii. Bunları dinlemek isterim. Şimdi mutluluk kelimesi mesela Aristo'nun da insanın yaşam amacı olarak tanımladığı. Yani bir insan mutlu olmak için yaşar diyor Aristo. Yani bu felsefenin de en önemli konusu ve psikolojinin de en önemli konusu. Yani din öğretilerinin de en önemli konusu. İnsanın niçin var? Hayatın anlamı nedir? Niçin varız? Varoluşsal sorgulamada önemli başlıklardan birisidir. Şimdi böyle bir durumda tabii mutluluk kelimesi bir hoş bir kelime fakat tanımlamasını iyi yapmak gerekiyor. Tanımlamasını kişinin olaylara bakış açısıyla ve mutluluktan ne anladığıyla çok yakından ilgili. Kişi şimdi o anda mesela anı yaşa diye çok söylenir. Anı yaşa. Bu hem doğru hem yanlış. Şimdi anı yaşa bir insan, bazı insanlar var ki geçmişi takarlar böyle. Devamlı işte hatta biz bazı vakalara da hastalara da rastlıyoruz. Yani gider eşine durup dururken gider senin annen bana 10 sene önce şunu demişti der. Hadi bir tartışma konusu çıkar. Yahut da eşinin niyetini okur. Yüzü gülmüyordur bir gün. Ha, sen bak beni sevmiyorsun ondan gülmüyor der. Hadi oradan bir şeyi kaçırır. Böyle durumlarda kişiler bugünü yaşamıyorlar, anı yaşamıyorlar. Hatta bunun için bazı filozoflar mermerin üzerine bugün diye yazmışlar. Masalarını koymuşlar. Geçmişe ve geleceğe gidip takıldığı zaman bugüne geleyim diye. Bugünü yaşamak açısından bu önemli. Ama anı yaşamayı genellikle şöyle de yanlış anlıyor. Özellikle televizyon reklamlarını görüyorsunuz. Vur patlasın, çay oynasın. Hiç geleceğe düşünme. Geçmişten ders alma. Bugün kazan, bugün ye, bugün harca, bugün mutlu ol. Hayat budur tarzında. Bu da çok bencilce bir mutluluk anlayışı. Bu mutluluk o an belki mutlu oluyor kişi ama kişi insan öyle bir varlık ki gelecek projeksiyonu yapan bir varlık insan. Yani bugün mutlu oluyor ama hayat insanın
her gün mutlu olmasına göre programlanmamış. Yani hayat insanın arzuladığı, beklediği, hedeflediği şeyler değil, önüne çıkan şeylerden oluşuyor hayat. Yani böyle durumlarda önüne bir kriz çıktığı zaman, olumsuz bir durum çıktığı zaman o gününü mutlu olamıyor kişi. Böyle durumlarda da dış nedene bağlıyor. İşte şu sebep oldu da ondan mutlu olamadım. Bu şartlar gelişti de ondan mutlu olamadım diye hep kusuru başkasında buluyor. Hep bakıyorsun depresyonun sebeplerinden birisi haline geliyor. Bunun için psikolojik iyi oluş haliyle subjektif iyi oluş, yani hedonik iyi oluş, öznel iyi oluş hali arasındaki en önemli fark, sizin de vurguladığınız gibi kişinin sadece bugünü sadece bugünü düşünerek, geçmiş ve geleceği düşünmeyerek mutlu olması ve sadece ben merkezci bir mutluluk olması. İki ayağı var bunun. Yani birincisi sadece bugünü düşünmesi, ikincisi de sadece bugünü düşünmesi, ikincisi de sadece kendi egosunu düşünmesi, bencil olması var. Bir diğer, hatta şu üçüncü ayak da eklenebilir buna. Birinde kendine kendini referans alarak mutlu olması. Yani şuyum olsun mutlu olayım, buyum olsun mutlu olayım diye mutlu olması. İkincisi de yaşadığı sosyal ortamı da referans alarak mutlu olması kişinin. Mutlu olması, yani burada buna altruistik mutluluk da deniyor. Yani başkalarını da sosyal dokunun bir parçası olduğunu, başkalarına da yardım ve iyilik yaparak mutlu olmayı gibi bir yolunu düşünmesi. Şimdi burada kişi bu her halükarda da mesela bir Budist rahip Amerikalılar gözlemliyor. Gözlemliyor. Bakıyor mutlu oluyor ama mesela 5 gün çalışıyorlar. Hafta sonuna geliyor, hepsi eğleniyorlar mutlu gibi. Fakat çocuğu hasta olduğu zaman, işler yolunda gitmediği zaman panik. Bu sefer hepsi panik, hepsi bu depresyona giriyor, evliliği krize giriyor, bir şey yapamıyor. Ve gözlemlemenin sonucunda diyor ki, ya siz diyor mutlu olmayı çabalıyorsunuz diyor. Fakat yani mutluluğu siz hep dış nedene bağlıyorsunuz diyor. Mutluluk iç nedene bağlı olmalı diyor. Yani kişik, ve bunu daha sonra işte pozitif psikolojide otantik mutluluk diye tanımlanıyor Seligman. Yani otantik mutluluk nedir? Kişinin yani sahip olduğu, olumlu olumsuz her şeyi olduğu gibi kabul ederek mutlu olması. Bu çok önemli bir konu. Evet, olduğu gibi. Yani kişinin diyelim ayağı ameliyat oldu, kesildi ayağı. Ben hatta bir hastamı biliyorum, dişinin ucu kırılmıştı böyle, ağlıyor böyle üzüntüden. Ya niye ağlıyorsun dedim. Ya dişimin bütünlüğü bozuldu dedi. Ben bunu kabul edemem dedi. Şimdi bu narsizm var burada. Narsistik bir mutluluk. Yani her şey mükemmel olmalı. Ben en mükemmele layığım. Yani o mükemmel olmasa mutlu olamam diyerek müthiş bir kendiyle savaşma noktasına getiriyor. Bu tarzdaki mutluluk kişinin kendi iç nedene, yani içinde kabullenicilik yok. İçinde kendi gücünün yettiğiyle yetmediğini ayırt etmek yok. Yani kontrol edebilir diye şeyle edemediği şeyi ayırt etmek yok. Yani insan doğaya hakim değil ki. O kadar biz evrendeki yaratılanlar, varlıklar içerisinde en akıllısıyız ama en güçlüsü değiliz. Aslan bizden daha güçlü. Yani en iyi göreni değiliz. Kartal bizden daha iyi görüyor. Yani bu nedenle biz yani akıllıyız ama gücümüz sınırlı. Ama hayallerimiz sınırsız. Arzularımız sınırsız ama gücümüz sınırlı. Bu sınırlı güçle sınırsız hayaller arasında dengeyi kurabilmesi gerekiyor şimdi. Hatta bu iktisat kelimesinin önemli tanımlarından birisidir. Mesela iktisat kelimesi hangi kökten çıkmış diye merak ettim. Maksat kökünden çıkmış. Amaç, maksat. Yani eğer bir şeyin iktisadını, ekonomisini yapmak istiyorsan önce maksadını bileceksin. O maksadına göre hesabını yapacaksın. Hesabını yapacaksın. Maksadına göre diyeceksin ki bunu şu kadar harcayayım, bu yatırımı bu kadar yapayım. Yani sınırlı kaynakları sınırsız ihtiyaçlar için kullanmak diye tanımlanır iktisat. Yani sınırlı kaynakları sınırsız ihtiyaçlar için. Çünkü insanın ihtiyaçlarının sınırı yok. İnsan mesela şu anda sorsan insana uzaya bir günde gidip gelmek istersin aya. İhtiyacın sınırı yok.
sınırlı ihtiyaçları. İşte iktisat burada önemli. İnsan aynı şekilde ruhsal yapımızda da, yani psikolojik sermayemiz de aynı iktisattaki finansal kaynaklar yönetme ilkesiyle çalışıyor. Kaynak yönetimi mantığıyla ilgili. Yani kaynak yönetime göre psikolojik kaynaklarımız belli. Ama psikolojik ihtiyaçlarımız sınırsız. O halde sınırlı psikolojik kaynaklarımızı sınırsız ihtiyaçlarımıza göre en verimli şekilde kullanmak. Bunu kullanmamız için önce yani yüksek hedefimizi belirlememiz lazım. Ondan sonra ikinci, üçüncü hedeflerimizi belirlememiz lazım. Mutluluğa dönersek, subjektif mutlulukta kişi yani hayal kurar. Ben şunları şunları yapayım der. Fakat bu idealizmdir. Hı hı. Güzel, ideal olması, hayal kurması bir insan için iyi bir şey. Ama daha sonra Mevlana'nın pergelini hatırlayacak insan. Hı hı. Mevlana diyor, pergelinin birisi yerde olsun, biri ayakta olsun. Hayal kur, aşk, heyecanını yaşa. Fakat bir ayağın da yerde olsun diyor pergel gibi. Uçma diyor. Uçma. Şimdi yani gerçeklerden realizmle, idealizmle realizm dengesini kurmamız lazım. Gerçeklerden kopmazsak hayal kurarsınız. Ondan sonra gerçeklere dönünce hesabınızı, kaynaklarınıza bakarsınız. Bu böyle bir durumlarda uygulanabilir, fizibil olan işi yapmanız lazım. Fizibil olanı kararı verirsiniz, bugün yaparsınız ve böyle durumlarda buna yetinirsiniz. İşte mutluluk burada oluyor. Bu mutluluk kişinin kendi subjektif mutluluğu, yani imkanlarıyla gücü arasındaki sınırı bilmek. Hatta psikolojikte buna şey deniyor. Benlik saygısı ve benlik algısı diye tanımlanıyor. Yani bir insanın bir benlik seviyesi var. Benlik algısı var. Benlik pozisyonuyla, yani benlik durumuyla benlik algısı ne kadar yakınsa birbirine benlik saygısı o kadar yüksek. Yani kişi olduğu benle olmayı hayal ettiği ben arasındaki mesafe yakın olsa benlik saygısı oluyor. Benlik algısı çok yüksekse, kendisine küçük dağları ben yarattım diye yaratıyor, dolaşıyorsa, bir müddet sonra hani söz vardır ya, bir insan başkasının yumruğunu yememiş bir insan kendi yumruğunu batman zanneder diye. Onun benlik algısı öyle güçlü ki, yani ben hallederim, yaparım diyor ama gerçeklerle karşılaşınca hani aşkın gözü kördür kaynananlar olmasaydı diye boşuna dememişler. İnsan hayal dünyasını, gerçekleri birileri söylüyor. Söylediği zaman hemen toparlaması lazım kişinin. Böyle durumda benlik durumu, olduğu benlik, olmayı hayal ettiği benlik, benlik algısı ve gerçek yaşadığı benlik, benlik saygısı. Bu benlik saygımız ne kadar üç nokta birbirine yakınsa o kişi kendiyle barışık oluyor. Yani bu nedenle mutluluğun, öznel mutluluğun, subjektif mutluluğun şuna sahip oluyor mutluluk, buna sahip oluyor mutluluk deyip sadece bazı arzularına odaklı bir mutluluk burada var kişinin. Yani arzularına odaklı mutluluk yerine kişinin gerçeklere odaklı mutluluk. Yani bir bazı çiçekler vardır böyle, dört mevsim meyve verirler. Kışın da verir, yazın da verir. İşte mutlu olmak isteyen her mevsimde meyve veren çiçek gibi olmalı. Yani hava soğuk da olsa, yani zindanda da olsa, sarayda da olsa mutlu olmanın yolunu bulmalı. Buna işte otantik, saf, halis mutluluk diyoruz. Bu psikolojik iyi oluş hali. Bu iyi oluşu olan bir insan depresyona girmiyor. Bu iyi oluşu insan eğer depresyona girirse, bunu öğrendiyse depresyonu çözmenin bedelini, yolunu bulmuş oluyor. Bu nedenle yani öznel iyi oluş hali kişinin, yani şartlar oluşursa mutlu olayım diyor. Burada şartları kendi oluşturuyor, mutluluğu elde ediyor. Hatta bunu kediye de benzetirler. Mesela bu yani böyle metaforlar bazen bu şeyi konuları iyi anlatıyor. Anne kediyle yavru kedi böyle oynarlarken yavru kedi hep kuyruğunu yakalamaya çalışıyor. Dönüyor. Anne kedi diyor ki, ya yavrum niye kuyruğunu yakalayamıyorsun, niye uğraşıyorsun diyor. Yakalamaya çalışıyorum, o beni yakalarsa mutlu olacağım diyor. Mutluluğu yakalamak istiyorum diyor. Yani yakalamak benim için müthiş zevk verecek diyor. O zaman anne diyor ki, bak sen işini yap diyor, arkandan gelir diyor. Çok yani güzel bir kuyruk gibi. Yani insan normal işini yaparsa mutluluk kendiliğinden geliyor. Ama mutlu olayım, mutlu olayım dedikçe mutluluk kaçıyor. Mutluluğun öyle bir sırrı var. İşte bu öznel mutluluk, mutlu olmalıyım derse bir insan mutlu olamıyor.
Ama ego ideali var. Buna göre kaynaklarını iyi yönetiyorsa o kişi yani bir şekilde kendisiyle barışık oluyor, mutlu oluyor. İşte bilge kişilerin mutluluğu burada olabiliyor. Psikolojik iyi oluşa karşılık psikolojik diyor. İyi oluş oluyor. Şimdi burada şununla çok karışıyor bu psikolojik iyi oluş hali. Yani Budizm'in pasifist mutluluğuyla karışıyor. Bu pasifist mutluluk kişiyi mutlu ediyor ama bu o da bir hedonistik mutluluktur. Yani kişi bu hatta dini literatürde hasenat ve seyyiat farkı diye geçer. Şimdi hasenat kişi kendi sevaplarını artırmaya çalışır. Bu da dinde öğlen bir şeydir. Kendisi ibadetlerini yapar, işte zikirlerini yapar, dualarını vesaire okur ve huzur olur böyle durumda. Bu bir de dinde geçen salihat vardır. Yani başkalarına iyilik yaparak mutlu olmak. Salihat diye geçer ve yani hasenat yani bakıyorsunuz Allah'ın sevdiği kullar içerisinde hasenat değil de salihatı şey yapıyor. İyi Allah'a inanan, ahirete inanan ve salih amel yapan kullarımın üzmeyeceğim diyor. Bak Müslümanları demiyor. Allah'a inanacak, ahirete inanacak ve salih amel yapacak. Hasene olanı demiyor, hasenat yapanı demiyor. Ayet-i kerime bu. Yani kişi hasenat yönünden değil de salihat yönünden daha varoluşuna uygun yaşıyor. Bu da ne demektir? Mesela birebir iyilik yapmak. Bu literatürde de geçiyor aynı zamanda iyi oluş hali içerisinde. Evet. Yani bu geçiyor. Bu iyi oluş halinin şey işte psikolojik iyi oluşun kişinin yani iyi oluşla ilgili ne anladığımız önemli. Mutlulukla ilgili ne anladığımız önemli. Öznel mutlulukta bu nedenle kişi insan mutluluk arzularını tatmin etmek değildir. Arzularımızı tatmin etmek yani bu psikolojik doğamızda mümkün değil. Biyolojik doğamızda mümkün değil. Yani en doruk doyum biliyorsun orgazmdır. Orgazmın da en üst süresi 8 dakika. Geçmiyor 8 dakikayı. Ama insan tatmin etmiyor bunu. Onun için madde bağımlılığı ortaya çıkıyor. Yani kişi o doruk doyumu yakalayabilmek için ya beyni devamlı uyarmaya çalışıyor. Yani insan beynini de en çok haz ilkesini ortaya çıkaran şey beyindeki beklenen ödüller değil de beklenmeyen ödüller. Beklenmeyen ödüller, ödül ceza sistemini harekete getiren beklenmeyen ödüller sürprizler. Bu daha çok harekete geçiriyor ve ilginçtir. Bağımlılık maddeleri de beynin beklenmeyen ödülle ilgili network'ünü harekete geçirdiği için kişiler müthiş bir haz alıyor. Aynı şeyi bir daha yakalamak istiyorlar. Ve böyle bir durumda insan ödüle kavuştuğu zaman haz sönüveriyor hemen. Ödüle kavuşmayıp da ertelediği zaman haz devam ediyor. Yani lezzeti sürdüren şey lezzeti ertelemektir. Onun için bak Leyla Mecnun Leyla'ya kavuşuyor, bakıyor lezzeti gidecek, kaçıyor. Kaçınca lezzeti devam ediyor. Lezzeti devam ediyor çünkü vuslat olduğu zaman lezzet bitiyor. Yani lezzeti bitiyor, onun için Mecnun diyorlar. Ya kavuştun bak senin bir araya gelmen için savaşlar çıktı. İnsanlar öldü, sen niye bırakıyorsun diyorlar. O derece ki o kavuşmanın lezzetini kavuşmak bitirdiği için onun için yani insan yani sevgi, aşk hedeflediği zaman insan aşk mutluluğunu ben niye evlenmiyorsun diyor bazen aşık olmadım ki diyor. Aşık oluyor 6 ay sonra boşanıyor. Niye? Aşkı ego ideali seçmiş. Halbuki ego ideali insanın aşk değildir. Aşk olduktan sonra iyi işbirliği kurmaktır. İyi işbirliği kurmayı başarırsa kişi iyi aşık olabiliyor. Mesela evlilikteki mutluluğu bu konuda ele alırsak yani bu materyalist düşünenler yani bir öznel iyi oluşu düşünenler, hedonistik iyi oluşu eşim eskisi gibi beni mutlu etmiyor diyor. Çünkü bir araya geldiler ya artık çatışma alanlara çıktı. Mesela bir araya gelince ne oluyor? Çocuk doğunca anne çocukla daha çok ilgileniyor. Erkek rahatsız oluyor. Sonra ya da erkek kendini işine veriyor, kadın rahatsız oluyor. Birbirlerine ilgi azalıyor, çatışma başlıyor. Onlar o çatışma döneminde güç çatışması yaşanıyor, kişilik çatışması. Eğer kişiler böyle durumlarda iyi strateji geliştirirlerse bu ne oluyor? İki tarafta evlilikteki mutluluğu yakalayabiliyorlar iyi strateji geliştirir. Bunun iyi stratejisi de neredir? O bir adım atacak, o bir adım atacak. Altın orta nokta var. Altın noktada buluşacak. Yani burada beklentisini aşağı çekecek evlilikle ilgili. Ve ben bilinciyle değil, biz bilinciyle hareket edecek. Yani iki kişilik düşünerek hareket edecek.
İki kulak iki göz olmayacak, dört kulak dört göz olacak. Bu olduğu zaman o zaman takım oluşturuyor. Ben evlilik testlerinde araştırdığım şeylerden birisi karı koca takım oluşturuyor mu ona bakıyoruz. Karı koca takım oluşturursa eğer burada ortak mutluluk çıkıyor. Ortak mutluluk sonucunda da iki tarafında yani ortak bir hedefe yönelik. Yani onun için mutluluk için, evlilikteki mutluluk için birbirinin gözüne bakan değil, aynı yöne bakanlar mutlu olur diye söylenir. Bunun için yani aynı hedefleri, idealleri, hayat amaçları varsa mutlu olabilirler. Evlilikteki mutlulukta da görüyorsunuz, mutluluğun içerisinde sevdiğin şeye karşı kendi istirahatinden fedakarlık olması gerekiyor. İşte bu bencil mutlu olanlar, yani öznel mutlu olan kişiler, yani sen bana tabi olacaksın diyor. Narsistik mutluluktur bu. Sen bana tabi olacaksın diyor. Yani eşini uzvu gibi görüyor, kölesi gibi görüyor. Eğer erkeklerde bu çok fazla maalesef, ekonomik gücü de olduğu için ona verme yap, eğer benim dediğimi yapmazsan senin dediğini almayacağım diyor. Kadın da içine ata ata pat, ön sonu bir yerden patlıyor. Yani onun için yani şu anda Amerika'da mutlulukta, evlilikteki mutluluğu yakalayabilmek için ideal olan evliliklerde kadının banka cüzdanı olacak. Erkek de ekonomik gücünü silah olarak kullanmamış olacak. Eğer kadının banka cüzdanı varsa, birlikte yaşıyorlarsa mutluluğu yakalayabiliyorlar. Ama öbür türlü kadını eziyor erkek. Maalesef ekonomik gücüyle. Çünkü yani fazla seküler bir çağda yaşadığımızda insan dünyevi çıkarlar ön planda. Yani kadının kendini koruyabilmesi için onun ekonomik özgürlüğü, ama bunu yapamazlarsa da evlilik yürümüyor tabii. Bu da risk var, ama bir ezen ezilen ilişkisine evlilikte diyemeyiz zaten. Yani muhakkak evlilikte esas olan güven ortamının olması, esas olan şefkat merhamet ortamının olması. Bu ortamı sağlayamıyorsanız eğer çıkar ilişkisi, yani evlilik ilişkisini karı koca rekabetine çevirdiğiniz zaman böyle oluyor. Ama karı kocanın birbirini tamamlayıcına çevirdiğin zaman ikili ortak mutluluk çıkıyor. Burada da psikolojik iyi oluşun bir ayağını da, yani takım olabilme ayağını da aslında vurgulamış olduk. Biraz fazla mı uzattım? Evet. Son derece faydalı oldu. Aradaki ayrımı ortaya koymanız. Çok da güzel örneklerle ortaya koyduğunuz için oldukça zihinlerde de yer edici oldu. Hedonik mutluluk, geçici bir mutluluk. Büyük ölçüde hedeflere ulaşıldığında hedonik adaptasyonla birlikte kişi yeni arayışlara da geçebiliyor aynı zamanda. Psikolojik iyi oluş tarafında ise daha uzun vadeli bir mutluluk durumu var. Orada ego yok. İşte bunu evliliğe uyarlarsak orada takım olma var. Ortak bir hedefe bakma var. Ve denge çerçevesinde kişinin ekonomik şartlarının da dengesi, psikolojik anlamda da bir denge, birçok dengenin bir arada olması. Bu sizin o hedonik adaptasyon burada gerçekten önemli bir şey. Bunu hatırlatmanız iyi oldu. Şimdi bu yani hedonik adaptasyonda kişi zevke ulaştığı zaman o zevki devam ettiremiyor. Burada hedonik adaptasyon yapabilmesi için o zevki orta ve uzun vadeli düşünmesi gerekiyor. Yani orta ve uzun vadede, yani kişi o hazını, zevkini düşünürken şu anda bir insana diyelim 1 milyon lira versem mi şu anda mutlu olursun? Eğer 6 ay beklen 1 milyar versem mi mutlu olursun dese, burada bazı insanlar 1 milyon tercih ediyor, bazıları 1 milyar. Hatta bu duygusal zeka çalışmalarına referans olmuş. Lokum testi vardır. Evet. Lokum testi, onu da istersen kısaca özetleyeyim. Lokum testinde anaokulu çocuklarına kutularla lokum getiriliyor sınıfa. Diyorlar ki size isteyene hemen birer lokum vereceğiz. Ama 15 dakika beklemeyi başarana daha çok lokum vereceğiz diyorlar. Bir grup öğrenci beklemiyor, hemen birer tane alıyor, şey yapıyor. Ama bir grup oynuyor, sıkılıyor, o koşturuyor, dolaşıyor, 15 dakika bekliyorlar. Onlara daha fazla lokum veriliyor. Daha sonra bu 20 sene takip ediyor bu iki grup. 20 sene sonra beklemeyi, yani isteyeni, arzusunu ertelemeyi başaran grupta çocuklar, duygusal zekalar daha yüksek çıkıyor. Sosyal uyumları daha iyi ve meslek başarıları daha iyi. Karşı cinsle ilişkilerde daha %20 daha başarılı çıkıyorlar. Bunun üzerine insan hedonist mutluluk, yani bugünü mutlu etmeyi değil, orta ve uzun vadeli mutluluğu da öğrenilmesi gerektiğini,
bu duygusal zekanın yüksek olduğu anlamına geliyor. Bu ilginçtir, ölüme karşı da bu çare. Şimdi ölüm mutluluğu yok eden bir şey. Lezzetleri yok ediyor ölümü hatırlamak. İnsan birçok şeye sahip. Saltanatı var, evi var, arabası var. Yani birçok imkanı var. Bakıyorsunuz bahçede oturuyor, bir şeyler yapıyor falan, her şey var. Bir anda bir yakın hasta oluyor, ölümle yüzleşiyor. Ya da yani şu anda iletişim diyelim o 9 Eylül 11 Eylül olayları olduğunda Amerika onun travmasını yaşadı. Güvende değiliz duygusu oluştu. Kaybediyoruz duygusu oluştu ve varoluşu sorgulayan çok insan oldu. Ve daha önce o sadece o şehirde yaşayanlar etkilenirken bu iletişim teknoloji sayesinde bütün dünyada travmatik etki yaptı. Küresel travma haline dönüşüyor. Bir travma. Yani tanınmış ben onu şeyde Özal vefat ettiğiniz zaman sanki bütün Türkiye'de aileden birisi vefat etmiş gibi şok yaşamıştı. Bunun gibi böyle sevilen bir kimse bu işin yani bu travmayı da iyiyi de kötüyü de küreselleştiriyor. Yani bu nedenle şimdi insan ölüm konusunda da aynı şey geçerli. Yani birisi öldüğü zaman kişi hemen kendi sevdiklerini de kaybedecek korkusu oluyor. Yani bu böyle durumlarda hedonik adaptasyon nasıl oluşması lazım? Burada işte varoluşsal yani ölümü açıklama getiriyorsa bir insan, yani ölüm bilinci varsa, ölümden sonraki hayatla ilgili kafasında tanımlamaları varsa o kişi bunu çözüyor. Yani hatta ben onu bir çocuk vakam olmuştu, 8-9 yaşlarındaydı, babası ölmüştü çocuğun. Çocuğu psikoterapiye getiriyorlar ama çocuğu annesi bir türlü şey olmadı. Yani biz de tabii şimdi ailenin dolayısıyla çocuğa böyle dini telkin alacak bir aile değildi böyle bir durumda. Yani normal terapilerini yapıyoruz, çocuğun depresyonu önlemeye çalışıyoruz ama çocuk hep babasıyla yatıyor, babasıyla kalkıyor, onu düşünüyor. Çünkü annesi bir gün demiş ki, ya çocuğum, baban uzun bir yolculuğa çıktı, o gelemeyecek ama biz onun yanına gideceğiz dedim. Çocuk ondan sonra sormuyor artık dedi bu anne. Bu aslında nedir? Nedir? Ölümden sonra hayat var demektir, ileride kavuşacaksın demektir. Bu yani bu bir çocuğu mutlu etti işte bak. Bu düşünce. İşte ölüme böyle açıklama getirmek lazım. Bunu getirmediğimiz zaman insan yani ölümden sonra karanlıklarda kaybolacaksam, ölümden sonra yok olacaksam bu hayatın ne anlamı var ki diyor. Onun için dünyevi düşünen kimseler 50 yaşından sonra kazandıklarını harcamaya başlıyorlar bakıyorsunuz. Çünkü ya diyor ben bu kadar kazandım diyor, niye gelinler yiyecek diyor, bana ne yiyecek diyor, ben kafama göre yaşarım diyor, harcamaya başlıyor. Yani bu şey çok yaygındır mesela Musevi kültürü, daha dünyevi bir kültürdür. Yani o kültürde çok 50 yaşından sonra kumara çok yönelen çok kimse var. Yani bu nedenle bu dünyevi seküler bakış açısından önemli bir durum. Yani mutluluğu kişinin eğer yaratılış amacına uygun bir şekilde mutluluğu yorumlarsa ölümle ya da kontrol edemediği şeyle gücü yetmeyen şeyle karşılaştığı zaman o Allah dostu insanların mutluluğunu buradan anlıyoruz, yakalıyoruz. Yani hiç onlara ne yapsan, hani Mevlana'nın yine bizim Mesnevi terapide çok hoşuma giden bir örneği vardır. Bir oradaki bir her şeye sahip birisi bir akıl hastanesine gidiyor. Akıl hastası zincirlere bağlanmış orada. Fakat gülüyor, neşeleniyor, ya diyor sen diyor elin kolun bağlı, neşeyle gülüyorsun diyor. Yani diyor çok saçma değil mi bu diyor, ona soruyor. Diyor benim elimi kolumu bağladılar diyor, gönlümü bağlamadılar ki, gönlüm her yerde dolaşıyor diyor. Yani şimdi şey konusunda hani mutluluk için aslında şey bir örnek, yani bunun için mutlu olmayı başarabiliyor öyle durumda. Çünkü ruhuyla bedeni arasındaki yani o bir akıl hastalığının bir örneği gibi gözüküyor ama işte bu bilge kişiler bunu kontrollü bir şekilde yapıyorlar. Tam da onu sormak istiyorum size. Hatta konuya çok güzel bir girişte yapmış olduk. Psikolojik iyi oluş konusuyla manevi yaşam ilişkisi arasında ciddi bir bağlantı var. Hatta bu konudaki literatürde de psikolojik iyi oluş ölçeğinin içerisine manevi yaşam konusunun eklenmesi öneriliyor uzmanlar tarafından. Bu konuda yapılmış çok sayıda yayın var. Bu noktada biraz önce güzel bir giriş yaptınız. Manevi yaşam, yani kişinin evrenle anlamlı bir ilişki kurması. Bunu bazen dini bir içerikle kişi anlamlandırıyor, bazen felsefi bir içerikle.
Bununla beraber evrenle anlamlı bir ilişki kurmuş oluyor. Bunu yapabildiği zaman iyi oluş hali, psikolojik iyi oluş hali, uzun süreli mutluluğu çok olumlu şekilde destekleniyor. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Manevi yaşamı nasıl değerlendirmek gerekir? Mesela bu dünyadaki mutluluk puanı en yüksek çıkan ülkelerden birisi Butan, biliyorsunuz. Hı hı. Hindistan'ın kuzeyinde. Ama yeni kuşaklar mutlu değil orada. İnternet girdikten sonra orada da mutlu değil. Şimdi onun şöyle pasifist mutluluk dedik. Pasifist iyi oluş hali dedik. Yani bir gülüyorsun. Bir üzerinde turuncu bir şey vardır. Saçları bile yoktur. Yani bir lokma bir hırka hiçbir şeye muhtaç değil. Yaşarlar. Onların bu şimdi Budizmin getirdiği bir şey var orada. Budizmin, Hinduizmin getirdiği basit şeylerde mutlu olma felsefesi. Sıradan şeylerle mutlu olma, küçük şeylerde mutlu olma felsefesi. Yani bu aslında şey, yani işin hatta bu Budist şeylerde, felsefede güzel bir örnek vardır. Bir Budist bilge talebesiyle giderken bir her şeyi üzülüyor talebesi, ona sıkılıyor, buna sıkılıyor, böyle bunalmış falan. Ona diyor, hadi diyor, bir bardak su al diyor, bir de tuz al diyor. Tuzu bardak suya koyduruyor, iç diyor, uf çok acı diyor. Bu içilmez, bu çok acı diyor. Daha sonra hadi gidelim diyor, bir göle gidiyor. Aynı miktarda tuzu göle at diyor, atıyor. İç diyor bunu. Şimdi suyu nasıl diyor, hiç gayet güzel tatlı diyor. Bak diyor, senin anlattığın dertler diyor, bir avuç tuz gibi diyor. Onu bu evrene, evrensel akışa bırakırsan onlar seni üzmez diyor. Sen çözemezsin, her şeye hakim olamazsın diyor. Bu onun mutluluk eğitimi dersi Budistlerde. Bu aslında doğru ve güzel bir şey insanın. Fakat bununla insan uzun üzüntülerini gideriyor. Ama bu pasifist iyi oluş mesela şeyde yok. Yani, İslam kültürü bu tarz böyle pasifist mutlu oluşu şey yapmıyor. Dünyayı terk ederek mutlu olmayı yüceltmiyor. Yani dünyayı fiziken değil kalben terk et diyor Mevlana'ya baktığımız zaman. Mesela Mevlana diyor ki elinde o elinde olsun ama cebinde gönlünde olmasın diyor para. Yani insan diyor dünya zevkleri bir gemi gibidir diyor. Siz bir gemi gibisiniz diyor. Dünya deniz diyor. O denizi içinize almazsanız istediğiniz gibi dolaşırsınız dünyada diyor. Ama içinize alırsanız batarsınız diyor. Yani dünya zevklerini vesaireyi reddetmiyor, yok etmiyor. Sadece onu içine alma diyor. Yani amaç edinme onu diyor. Mutluluğu böyle dünyevi mutluluğu amaç edinme diyor. Ama onu da ama geminin amacı suya girmek değildir. Mesela gemilerin en güvendikleri yerler nerede? Limanlardır. Ama geminin amacı limanda kalmak için değildir. Limanda kalır, ihtiyacını giderir. Okyanusa açılmak içindir gemi. Şimdi hayatta da hep pasif mutlulukta limana sığınıyorsun, orada mutlu yaşıyorsun. Ömür boyu limandasın ama sen açılmadıktan sonra bir insanlığa hizmet edemezsin ki. İnsanlık ilerlemez o zaman. Yani eğer Budist, şimdi Amerika'dan uçaklarla Tibet'e gidiyorlar mutluluğu öğrenmek için. Kazanıyorlar, orada harcıyorlar. Bu bir ifrat ve tefrit arasında gitmek. Ama Kur'an öğretisinin şeyine bakıyoruz ki şu anda pozitif psikoloji de bunu savunuyor. Bu mutlulukta kişinin hayat yaşam hedefleri vardır. Bu hedefleri alacak ama kaynaklarını bunu doğru bir şekilde kullanacak. Yani mutluluğu amaçlamayacak ama mutluluğu araç olarak kullanacak kişi. Bunu yaptığı zaman kişi hedonik adaptasyon dediğimiz durum oluşuyor. Hem zevk alıyor hem de ideallerini yapıyor. Ve bunu yapabilmesi için insan mesleki hırsla, mesleki iddia ile kişisel alçak gönüllülüğünü birleştirmesi lazım. Kişisel alçak gönüllülük, küçük basit şeylerden mutlu olacaksın ama ideallerinle ilgili hırsların olacak, heveslerin olacak, hayallerin olacak. O hayalleri özel hayatında dengelemeyi başarabileceksin. Bu da öğrenilmesi gerekiyor. Bunun için yani mutluluk yatırım gerekiyor. Israrla söylediğimiz. Mutluluk öyle kendiliğinden, mutluluk bir şeydir, süreçtir. Bunun için mutluluğu muhakkak
hedef olarak seçmemek lazım. Bir süreç olarak görüp yani hedefimize götüren, bize destek olan bir süreç olarak görmek gerekir. Bunun hı-hı. için bu manevi yaşama döndüğümüzde hı-hı. şimdi pasifist iyi oluşta şimdi Budistlerin manevi yaşamı da iyi yapıyor fakat insanlığın ilerlemesinden geliyor. Yani diğer taraftan Batı kültürünün mutluluğu da üretken yapıyor. Kapitalist hı-hı. sistemi harekete geçiriyor, tüketimi hızlandırıyor. Fakat insanların mutlu olmasına engel oluyor. Ondan sonra depresyon salgını var, intihar salgını var, şiddet salgını var. Bunun üzerine çözüm olarak da Budizm'e yönelme eğilimindeler. Bu sefer de insanını geri götürecektir bu. O halde biz insan manevi yaşamın, yaşam sizin de vurguladığınız gibi kişinin evrenle anlamlı ilişki kurması. Evrenle bütünleşmeyi başarabilmesi. Evrenin bir parçası olduğunu hissederek bilmesi. Şimdi bir şeyin en iyi olduğunu kim belirler? Bir çamaşır makinesinin en iyi olduğunu, yani nasıl kullanılması gerektiğini onu imal eden bilir. Değil mi? İşte insanı da en iyi mutluluğun, en iyi verimli kaynaklarını verimli şekilde kullanabilecek, en iyi şekilde kullanabilecek. Yani insanın işin en doğru ve en iyi bilecek kişi, insanı yaratan kişidir. O konumdaki kişidir. Ya yani insan kendi kendini yaratmamıştır. Çünkü insan doğaya hakim değil. Akşam olunca göz kapaklarımıza hakim olamıyoruz biz. Nasıl doğaya hakim olacağız ki? Kalbimize, tansiyonumuza hakim değiliz ki. Nasıl doğaya hakim olacağız? O halde bu vücut bize ait değil. Bu emanet vücut. Bunu bileceğiz. Bunu bildiği zaman o zaman manevi yaşamla evrenle anlamlı bir ilişki kuruyoruz. Bu arada evrenle anlamlı ilişki kurmak artık kişinin hangi inanç sistemi varsa, bu inanç sistemi sağlamsa daha sağlam kuruyor. Sağlam değilse bu sefer onun sorunlarını yaşamaya başlıyor. Bu nedenle sağlam olan inanç sistemi tevhidi öngören inanç sistemidir. Yani evreni yaratan öyle bir kimse olmalı ki benim şah damarımdan daha çok bana yakın olmalı ama özgür alan bırakmış diyebilmeli kişinin. Yani peki niye şu anda bu kadar kötülükler var? Bu soru soruluyor böyle durumlarda. Niye kötülükler var? Kötülük niye yaratılmış? Madem bu kadar insana şefkatle yaklaşan, işte Kur'an-ı Kerim'deki 114 surenin 113'i Rahman ve Rahim, ya merhamet ve korumak, esirgemekle ilgili başladığına göre insan niye bu kadar çocuklar ölüyor? Niye bu kadar hastalıklar var? Bu kadar kötülükler var? Bombalar patlıyor, cesetler parçalanıyor. Bu neden var sorusu. Bu aslında felsefenin teodize diye geçen şer sorunsalı olarak bilinen kavram. Bunu ayrı bir başlıkta inceleriz ama şurada kısaca şunu söyleyeyim. Bunu insan şimdi bir şey düşünün. Bir çölde gidiyorsunuz. Çölün ortasında aç susuz böyle yorgun vaziyette giderken büyük bir saraya rast geldiniz. Şehir büyüklüğünde bir saraya. Şehir büyüklüğünde saraya. Bu saraya girdikten sonra baktınız saraya girdiniz. Kimse karışmıyor. Yiyorsunuz, içiyorsunuz, eğleniyorsunuz. Kimse karışmıyor orada. Her şey var. Yiyecek, içecek, ikramlar var. Her şey var. Yani iki arkadaş gidiyorsunuz burada. Ya arkadaşın birisi diyor ki yahu diyor bu kadar müthiş bir şey diyor. Ya bu her şey var burada. Her şey serbest diyor. Şehir çok güzel diyor. Fakat diyor bu çölün ortasında bu sarayın muhakkak bir yani yapan vardır ve bununla ilgili bir sorumluluklar olması lazım. Yani bu kadar özgürlük değil, özgürlük sorumluluk dengeli olur. Bu bizim yani bildiğimiz böyle bir psikolojik yasa var diyor. Özgürlük sorumluluk dengesi diye psikolojik yasa var diyor. Olması lazım diyor. Hem yiyorlar, eğleniyorlar, geziyorlar ama öbürü diyor bana ne ya, bana karışan yok diyor. Ben kafama göre yaşarım, beni ilgilendirmez diyor. Bana kimse hesap sormuyor diyor. Dolaşırlarken bir arada bir yere bakıyorlar ki birisi elinde bir kitap almış. Okuyor. Ey ahali, bu sarayın sahibi size ikramları sundu. İstediğiniz gibi yiyin, için. Ama bu sarayda belli bir süre geçirdikten sonra, bu saraydan sonra sizi daha iyi ve daha güzel bir saraya gönderecek diyor. Ama şu kurallara uyanları gönderecek diyor. Uymayanlar, bunun bir bedeli var, onu ödeyecek diyor. Ve diyor, akıllı kişi diyor ki ya tabii diyor ya, böyle bir çölün ortasında bir saray var, bu kadar iyi ve yemek, içmek, ikramı, klimalar, her şey güzel, şahane. Bunun
bu ben, mantıklı bu diyor. Ben aklımı kullanayım diyor. Her şeye karışmayayım diyor. Yasaklara girmeyeyim diyor. Yani bu bu benim için daha uygun diyor. Hani şu anda canım istese de istemese de biraz daha sonraki, yani bu saraydan sonraki buradaki süremiz kısıtlı. Yani buradan er geç çıkacağız. Hiç olmazsa ondan sonrası için strateji yapmam lazım diyor. Madem aklım bunu gerektiriyor diyor. Onu yapıyor. O diyelim 60 sene yaşıyor sarayda. O 60 senenin sonunda o oradaki işte kar zarar analizi yapan, oradaki kurallara, sınırlara uyan kimse ondan sonra daha güzel, daha kalıcı bir saraya gidiyor. Öbürü ya bana karışan yok, hesap soran yok dediği zaman bakıyorsunuz ki o kişi bir 60 senenin sonuna geldiği zaman, hani 15 sene şeyi saysak ergenlik dönemini, 60 senede 10 seneki dönem 75 yaşayacak diyelim. Yani ya da işte ölüm kapıya geldiği zaman böyle durumlarda bir bonuslara bakılıyor. Hayatta aldığı puanlara bakılıyor. Artılara, eksilere bakıyor. %51 ise kurtuluyor. %51 değilse arkadaş sen git önce bir arın ondan sonra gel deniyor ona. Yani burada arın ondan sonra gel deniyor. Ve böyle bir durumda insan işte bu aslında Bediüzzaman'ın Sözler isimli kitabında 11. sözdeki hikayedir bu. İşte varoluş evrenle anlamlı ilişki kurmaktır. İnsan dünya hayatı 60 sene ergenlikten sonra 15 üzeri 60 75 diye bir hayattır. O 60 sene boyunca biz kar zararla ilgili, şu bu kısa vadeli orta vadeli mutlulukla ilgili, ölümden sonraki mutlulukla ilgili, yani akıllı insan sadece dünya mutluluğunu hedeflemez. Dünyadaki sonraki mutluluğu hedefler. İki dünya mutluluğunu hedefler. İki dünya mutluluğu bir insan için, ölümden sonrasını için dünyayı çile çekmeye lüzum yok. Bu dünyada da, iki dünyada da mutluluk hedefleyeceksiniz. Bunu yapabilir. Ama bu dünyada bazı uzun vadeli düşünerek, yani bazı kısıtlamalara dikkat edeceksin. Bu dünyada da sana aslında huzur veriyor. Mesela alkole dikkat ediyorsun diyelim. Yani alkole dikkat edince bakıyorsun genetik olarak insanların önemli bir kısmı alkol bir müddet kullandığı zaman bağımlılık oluşuyor. Yani demek ki bu bir faydası var, 9 zararı var. Bir faydası 9 zararı olan bir şey zararlıdır diyor. Akıllı insan ya ben en iyisi bunu da, yani bu sarayda bana bunu kullanma dediklerine göre ben bunu kullanmayayım diyor. Kullansa da işte sonradan özür diliyor vesaire. Hani tövbe istiğfar olarak geçen dini literatürde. Yani bunun gibi şeylerle insan iyi ve güzel olma çabası içinde oluyor. Saraya nimetleri verene saygı gösterme tarzında, ona karşı hesap verme duygusunu hissetme tarzında, işte evrenle anlamlı ilişki kurabilmesi için bir insanın evrene bu gözle bakması lazım. Ya yine başka bir saray örneği düşünelim. Sarayın sahibi sizi saraya davet etti. Geldi, geleceksiniz. Yani diyelim yani bu o ülkenin hükümdarı davet etti. Saraya giriyor insan ki hiç görmediği şeyler var. İkramlar, şunlar, bunlar. O sarayda güzel. Yani orada acemi birisi hemen dalıyor orada. Onu yiyor, buna el atıyor, buna el atıyor. Ondan sonra akıllı olan da her şeye el atmıyor. Daha sonra huzura çıktıkları zaman öbürü her şeye saldıran bakıyor ki bu yani şey açgözlü, doyumsuz biri onu almıyor makamına. Sen diyor hak etmiyorsun diyor. Yani önce olgunla şöyle gel diyor. Ama öbürü saygılı duranı, yerin yediğinde zamanında kullananı alıyor gibi düşün. Yani bu dünyevi bir olayda bile insan böyle şey kişileri, yönetici bile bu tarzda bir iş yerinde çalışan bir kimselerde böyle oturup bütün gün para konuşan, bütün gün onu yedin, bunu yemedin, kaç kuruş oluyor. Yani hiçbir iş yeri, yani işi üret, işi odaklı değil de mesela da bir asker düşün. Yani asker işe gittiği zaman ne yapar? Ben işte eğitimini alır, talimatlarını uygular, hedefi eğitimini hazırlanır. Ama asker işini gücünü bırakıp da karavanlar peşinde koşarsa, onu yemeye, bunu yemeye çalışırsa disiplinsizlik yaptığı için ihraç edilir, ceza çeker insan. Bunun gibi hayatta da bizim varoluş amacımız nedir? Bir askerin, bir insanın askere gitmesi gibi, bir iş yerinde insanın işine odaklı olması gibi. Eğer ücret konuşacaksa belli bir zamana vardı. O zamana geldiği zaman ücret konuşulur ama bütün gün ücret konuşan bir kimseyi hiçbir iş yeri uzun müddet çalıştıramaz. Ya bunun için bu kimseler doyumsuzdur, açgözlüdür.
Yani bir yerde fitne çıkarırlar da zaten o kişiler. Hı hı. Yani bu iş yerinde de kurumsal sadakat çalışmalarında zaten şuna bakılmış. Yani birincisi şu gözükmüş kurumsal sadakat çalışmalarında. Kişi yani kuruma bağlılıkta birinci derecede belki daha önce de konuşmuşuzdur ama tekrarda fayda var. Birinci derecede işini sevmesi geliyor. Hı hı. İkinci derecede kendini güvende hissetmesi, geleceğini güvende hissetmesi geliyor. Üçüncü derecede aldığı ücret geliyor. Hı. Ama aldığı ücret hep birinci derecede tutarsa bir insan orada huzurlu olamıyor. Hı hı. Yani bir onunla kıyaslıyor, bununla kıyaslıyor ve bir müddet sonra zaten mutsuz, huzursuz oluyor. Hı hı. Ve yani polisler üzerinde rüşvet alanla almayanlar üzerinde bir araştırma öğrendim ben. Bu araştırma da şöyle geçiyor. Yani maaşa göre değil, aynı maaşı aldıkları halde rüşvet almayan kişiler orada kendilerine değer verildiğini hisseden kişiler oldu. Yani o kurumsal aidiyeti yüksek, sadakati yüksek ve orada kendini değerli hissediyorsa bir polis ya da bir kimse rüşvet almıyor. Ama şeyse yani değerli hissetmiyorsa aynı ücreti aldığı halde rüşvet alıyor. Evet. Dolayısıyla manevi yaşamın psikolojik iyi oluş üzerinde kremizi geçtik galiba. Olumlu etkileri var. Birazdan toparlayacağız. Manevi yaşam konusunda farklı bakış açıları var. Sizin de belirtmiş olduğunuz bakış açısı hayata anlam katma ile ilgili son derece önemli ipuçları veriyor. Farklı farklı bakış açıları da bu konuda olduğunu biliyoruz. Bu noktada konuşulacak aslında çok şey var. Bu başlığın altında örneğin tasavvuf çok önemli bir yer teşkil ediyor. Yani evrenle anlamlı ilişki kurmak dediğimiz noktayı çok iyi kendi içerisinde anlamlandıran, temellendiren içerikler var. Sizin de bu konuda çalışmalarınız olduğunu biliyorum. Yunus Emre'nin bu konudaki bakış açıları, işte Mevlana'nın bakış açıları, başka tasavvuf içerisinde yer alan önemli isimlerin bu konuya bakış açıları var. Ve bu bakış açısını benimsemiş olan kişilerin hayatta psikoloğa gitmesi, psikiyatra gitmesi gibi durumlar sanıyorum çok daha az bir olasılıkla mümkündür. Ya da hiç mümkün değildir hatta. Çünkü her halükarda kişinin kendini iyi hissedeceği, başına ne gelirse gelsin, kendini bir şekilde duruma adapte edip kabul edebileceği, olanı olduğu gibi kabul edebileceği bir bakış açısı sunuyor. Öyle olunca kişinin üzülmesi de çok olası değil. Tabii çünkü depresyondan gelen koruyucu bu iş. Koruyucu ruh sağlığı. Nasıl fiziksel hastalıklarda hijyene dikkat edersen, yani mikroba karşı hasta olmasın. Bu da ruhsal hijyen bu. Evet, kesinlikle. Ruhsal hijyen. Yani buna dikkat ettiğin zaman bu yaşam tarzıyla, yaşam stiliyle ilgili. Hı hı. Buna dikkat ettiğin zaman depresyona daha az maruz kalıyorsun. Evet. Yani depresyona götüren sebepleri çözüyorsun başlangıçta. Evet. Çok geniş üzerine sizin de bu konudaki birikimlerinizden faydalanmak istiyorum. Eğer ki vaktiniz uygun olursa tekrar sizi davet etmek isteriz. Keyifli bir sohbet oldu. Ben vakit ayırıp katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Profesör Doktor Nevzat Tarhan, Üsküdar Üniversitesi Rektörü bu hafta bizlerle birlikteydi. Haftaya farklı konuklarla tekrar birlikte olacağız. Görüşmek üzere, hoşça kalın.